2022 yılında yapılan taraflar konferansında ormanların korunmasına dair uluslararası bir sözleşme imzaladı. Bu sözleşmenin amacı atmosferden ne kadar fazla karbon tutabiliyorsak o kadar fazla karbonu tutabilmek, bunun için de ormansızlaşmayı engellemek, tam da bu tür madencilik faaliyetleri, kentleşme faaliyetleri, endüstriyel tarım faaliyetleri gibi ormansızlaşmayı, ağaçsızlaştırmayı öngören, gerektiren faaliyetlerin durdurulması ve ormanların rehabilitasyonu, yani ağaçlarından yoksun bırakılmış orman alanlarının yeniden ağaçlandırılmasını hedefleyen bir protokol aslına bakarsanız. Şu anda Türkiye imzaladığı bütün uluslararası sözleşmelere karşı bir suç işliyor. Bunu biz uluslararası düzeyde de dile getireceğiz. Birleşmiş Milletler çevre raportörüne, çevre özel raportörüne durumu anlatan bir başvuru yaptık. İklim değişikliği için kritik olan orman yutak alanlarımızın nasıl tahrip edildiğini, ortadan kaldırıldığını anlattık. Türkiye'nin Paris Anlaşması'nda verdiği sözleri tutmadığını, ormanları koruma protokolüyle ilgili olarak geçen yıl imzalanan verdiği sözleri tutmadığını anlattık. Yurt dışından da baskı gelmesi için ısrarcı oluyoruz. Ama bu yeterli değil. Yani işin gerçeği şu ki, yereldeki insanlar kendi ormanlarını, topraklarını korumadığı sürece hükümetlere yapılabilecek daha büyük bir baskı yok. Yani halkın mücadelesi esas olan. Biz yine de bütün uluslararası süreçleri hayata geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz.